Bugün bir oyuncu rolüne nasıl hazırlanır onu konuşacağız. Haydi başlayalım. Kural 1. Kendinizi tanımaktan korkmayın. Bu ne demek? İlk başta kulağa biraz garip gelebilir. Nasıl yani kendimi tanıyacağım? İnsan nasıl kendini tanımaz diyebilirsiniz. Evet, insan kendini çok iyi tanır. Ama karşı tarafa hep olumlu özelliklerini anlatmaz mı? Halbuki bizim olumsuz yönlerimiz de mutlaka eksik yönlerimiz de varız. Çünkü insanız, insanın doğasında bu var zaten. Yeni biriyle tanıştığınızda kendinizi ispatlama çabasına girersiniz, değil mi? İşte bu ispatlama çabası içerisinde hep olumlu yönlerinizi anlatırsınız. Halbuki insanın olumsuz ve eksik yönleri de vardır. Bir sandık düşünün. Soyut bir sandık bu, tamam mı? Var olan bir şey değil. Ve bunun içerisinde yaşadığınız duygular, yaşadığınız tecrübeler, deneyimler, her şeyin bu sandık içerisinde rafa kaldırıldığını düşünün. Ve zamanı gelince çıkartıp kullanabileceğinizi düşünün. İşte bir oyuncunun yapması gereken olumlu yönlerin yanında olumsuz yönlerini de eksik yönlerini de bu sandığın içerisine koymak ve zamanı geldiğinde karakterle uyuşturarak dışarı çıkartmak. Kural 2. Karakterle iyi anlaşın ve onunla zaman geçin. Birazcık delice gelebilir. Ama zaten oyunculuk dahilikle delilik arasında ince bir çizgidir bence. Nasıl yaparsınız bunu? Bir kere okuduğunuz senaryoda karakteri çok iyi anlamanız gerekiyor. Bu karakterin fiziksel özellikleri, içsel özellikleri, hobileri, fobileri bunlardan bahsedilmişse çıkartıp analiz etmeniz gerekiyor. Ama unutmayın, bizim referansımız her zaman senaryodur. Senaryoda yazan metin üzerinden bir çıkarım yaparız ve bunun sonucunda karakterin özelliklerini belirleriz. Daha sonrasında bu karakterle nasıl tanışırız? Mutlaka çevremizde bu karaktere benzeyen insanlar vardır. Onlarla zaman geçirebilirsiniz. Hatta bazen bir oyun okudum, oynayacağım bu karakter ama sana çok benziyor deyip o kişiyi bulup onunla bile zaman geçirebilirsiniz. Ha, böyle bir kişi yoksa etrafınızda, o zaman başka bir tekniği var. Mektup yazın. Ben öyle yapıyorum. O karaktermiş gibi bir mektup yazın ve sonrasında kendiniz gibi o mektubu okuyun. Ve karakterle zaman geçirin. Nasıl mı? Hayal gücünü kullanarak. Zaten birazdan hayal etmeye de geleceğiz ama karakterle zaman geçirdiğinizi, 24 saat geçirdiğinizi düşünün. Neler yaşardınız, neler hissederdiniz, size nasıl davranırdı? Bunlar size birçok ipucu yaratacaktır. Mutlaka bir defter edinin ve bu deftere bu notlarınızı mutlaka alın. 3 numara, hayal edin. Hayal etmek çok önemli. Oyun yazarken, oyun oynarken, bir proje üretirken hayal etmek kilit noktadır. Nasıl hayal edeceğiz peki? Oyunu okuduktan sonra, hakkıyla okuduktan sonra senaryoyu, ki ben en az 10 kere okumanızı tavsiye ediyorum. Gerçi bir sayı vermek çok mantıklı değil gibi gelir ama 10 kere de mesela benim zihnime oturuyor. Siz daha fazla ya da daha az da okuyabilirsiniz. Önemli olan nasıl nitelikte okuduğunuz senaryo. Sonrasında oyunu hayal edin. Oyun içerisinde karakterin hareketlerini, davranışlarını hayal etmeye başlayın. Ve kafanızda bir bütün oluşturun. Unutmayın, hayal etmeden hiçbir şey olmaz. 4 numara, harekete geçin. Çok önemli bir nokta. Özelliklerini yazdınız karakterin, senaryoyu ezberlediniz. Artık harekete geçme vakti. Bu ne demek? Karakterle alakalı topladığınız bütün doneleri sergileyin ve oynayın. Aslında oynayın kelimesini şöyle değiştirebiliriz. Oyunun içerisinde anı yaşayın ve anda kalın.